Merhaba sevgili FGO'cular. Büyütecin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Büyüteç nedir? Büyüteç serisinde normal oyunları inceliyoruz. Büyüteç ve Bu Nasıl Oyun Arkadaş aynı seriler değiller. Yani demek istediğim şey, bazen Bu Nasıl Oyun Arkadaş'a Büyüteç serisine girebilecek oyunları öneriyorsunuz. Büyütece'de Bu Nasıl Oyun Arkadaş serisine girebilecek oyunların henüz. Demek istediğim şey yani... merhaba sevgili FGO'cular. Bu nasıl... merhaba sevgili merhaba sevgili FGO'cular. Büyütecin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Birkaç başarısız denemeden sonra yani giriş konuşması yapamadım. Yani ilk olarak önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir chart çevirme olayı falan yapmadım bu sefer. Direkt büyütece başladım. Kura çektim ve büyüteç çıktı. Uzun zamandır, hatta 2 senedir büyüteç videoları çekmiyorum. İlk olarak büyüteç serisi nasıl ilerleyecek ondan bahsetmek istiyorum. Toplamda yine bu sezon 4 tane video çekeceğim. İki tanesine ben karar vereceğim. İki tanesine siz karar vereceksiniz. Yani yorum atmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz bir oyun varsa onu bana önerebilirsiniz. Ama böyle çok yüksek şey isteyen veya çok para isteyen oyunlara önermeyin. Küçük bir kanalız. Mesela işte GTA 5 oyuna GTA 5'i incele demeyin. Çünkü o kadar param yok. Alamam. Onun dışında kendi elimde olan veya ulaşılması kolay oyunları deneyebilirim. Bazı arkadaşlar da mesela Bu Nasıl Oyun Arkadaş serisine, büyüteç serisine girebilecek oyunlar öneriyorlar. Mesela birisi Assassin's Creed Revolutions demiş ki kendisi ciddi bir oyun. Saçma bir oyun değil. Bu nasıl oyun arkadaş tepkisi vermiyorsunuz. O yüzden onu oynamam imkansız olur. Bu nasıl oyun arkadaş da yani büyüteç serisine uygun ciddi oyunları önerebilirsiniz bu seride. Tekrardan büyüteç serisine hoş geldin diyorum. Bugün oynayacağımız oyun Guns of Icarus Online. Nasıl bir oyun ondan da bahsedeceğim. İlk olarak bu oyunu bana bir arkadaş hediye etmişti. Affına sığınarak o arkadaşın adını unuttum çünkü o sıralar bayağı hediye geliyordu. Yani ismini hatırlayamadım, lütfen kusura bakma. Bu oyunu hediye ettiğin için teşekkür ediyorum. Bu oyun aslında benim için biraz çok ön konuşma yaptım, kusura bakmayın. Bu oyun aslında benim için bir devrim niteliğinde oldu. Oyunla ilgili bir şey değil, achievement'lardan kurtulmamı sağladı. Neden? Çünkü bu oyunun yaklaşık 500 tane falan achievement'ı var. Yalan söylemeyeyim, kaç tane varmış? Evet, 568 tane achievement'ı varmış. Yani o sıralar ben achievement kasıyordum, bu oyunu seçtim. Yani 500 tane achievement yapmaya üşendim. O yüzden achievement'lardan vazgeçtim, boş ver dedim. Beni achievement'lardan kurtardı bu oyun. Nasıl bir oyun? Zamanında çok az oynadım. Yaklaşık 1-2 saat oynamışımdır diye hatırlıyorum. Bakayım ne kadar oynamışım. Görebiliyor muyum? 101 dakika oynamışım. Şu an yarım saattir, yani bu videoyu çekmeden önce bir deneme maçı attım. Neyse, muhabbeti fazla uzatmayayım. Guns of Icarus'un bir hikayesi yok adam akıllı arkadaşlar. Bundan önce Flight of Icarus, Icarus'un uçuşu. Yani biraz daha mitolojiyle tarihe kaçıyor ama o konuya değinmeyeceğim çünkü çok uzun sürer. Flight of Icarus'a kaçıyor. Yani konuşamadım. Flight of Icarus varmış. Bunun önceki oyunu ve ne yazık ki başarısız olmuş. O online değil sanırım arkadaşlar. Pek araştırma yapmadım. Büyüteç serisinde daha çok ciddi muhabbet yapıyorum. Oyunları tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Flight of Icarus olumsuz oy almış Steam'den. Ondan sonra Guns of Icarus'u çıkarmışlar. Online halini çıkarmışlar. Bu da ona oranla biraz daha olumlu oy almış. Ama ne yazık ki çok popüler bir oyun değil. 174 tane kişi şu an oyunda. Buradan ne kadar popüler olup olmadığını anlayabilirsiniz. Oyunun ana teması steampunk. Steampunk'ın Türkçe çevirisi nedir? Buharla çalışan şeyler. Yani steampunk'ın Türkçe çevirisi buharla çalışan şeyler falan diyebiliriz. Yani oyun bize çok geniş bir backstory tanımamış. Çok geniş bir hikaye vermemiş. İşte insanoğlu artık tahttan indi diyor. Herkes kendi küçük klanlarını oluşturdu falan diyor. Sevdiklerini, yakınlarını araştırmak için bu havadan bile daha hafif olan araçları kullanarak işte maceralarına başladılar falan diyor. İşte birbirleriyle kapışıyorlar diyor. Yani çok zengin bir hikayesi yok. Sadece oynanışa yönelik. Çok farklı bir konsept sunmuşlar bize. Eğlenceli mi? Evet, yani zaman geçirmek için güzel bir oyun. Bu oyunu Steam'den 18 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı uzun bir ön konuşma yaptım. Şimdi oyunun bir menülerini falan bızıklayalım. Market kısmı var. Marketten başlıyorum. Markette
Aslında yine birazcık daha konuşmam gerekecek oyun hakkında. Oynarken de konuşabilirdim ama yani oyunda 3 tane rol seçebiliyorsunuz. Tamirci, silah kullanan kişi veya kaptan olabiliyorsunuz. Geminize şöyle şeyler alabiliyorsunuz. Simgeler. Kendi geminize eğer kaptansanız oluyor bu galiba. İşte geminize böyle figür kafaları alabiliyorsunuz. Kendi geminizi tasarlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu paraya yönelik bir şey olmuş. Yani ne kadar para verirseniz o kadar dış görünüşünüz değişiyor. Sizi güçlendiren bir şey yok. Biraz da LOL mantığı olmuş. Yani pay to win değil. Temalar falan var. Geminin temasını değiştiriyor vesaire. Bir sürü zamazingolar var. Karakteriniz için bir şeyler alabiliyorsunuz. Kustomizasyon yapabiliyorsunuz. Güzel şeyler var. Community kısmını geçiyorum. Profil kısmında karakterinizi kustomize edebiliyorsunuz arkadaşlar. Karakterinizin kullanacağı mekanik şeyler, karakterinizin kostümü, karakterinizin dış görünüşü falan bunlarla oynayabiliyorsunuz. Tabii bize çok zengin bir şeyler tanımamışlar ama yine de hiç yoktan iyidir. Ben mesela sesimi Japon sesi yaptım. Bayağı da eğleniyorum. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama neyse. Son olarak oyun kısmına gelelim. Birkaç tane custom game var, işte klan kurma var, maç ayarları var. Bounty denilen bir şey gelmiş, ben bunu daha yeni görüyorum. İşte arananlar listesi, kafasında ödül olan insanların listesi gelmiş. Bu adamları ağlayabiliyorsunuz. Sistemi tam araştırmadım, araştırmayacağım da benim ilgimi çeken bir şey değil. Benim şu an amacım oyunu size tanıtabildiğim kadar tanıtmak. Play'e basıyorum, hemen bana bir tayfa ayarlıyor arkadaşlar. Buradan kendi istediğiniz rolü seçebiliyorsunuz galiba. Benim için fark etmez. Kaptan olmayayım yeter. Kaptan olmak için biraz daha deneyim gerekiyor sanırım. Tamirciyseniz zarar gören mekanik şeyleri tamir edebiliyorsunuz. Silah kullanan elemansanız diğer gemileri patlatmaya çalışıyorsunuz. Tayfanın sayısını tam olarak bilmiyorum. Gemi seçenekleri var. Kaptansanız birkaç tane gemi seçebiliyorsunuz. Her geminin kendisine ait özellikleri var. Kiminin işte silahları daha fazla, kimi daha yavaş deniyor, kimi daha dayanıklı. Yani bir sürü gemi seçenekleri falan var. Şimdi bana bir tayfa bulsun. Ben böyle arada gavurlarla da konuşuyorum. X tuşuna basınca takım arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Ben de muhabbet etmeye çalışıyorum. İngilizcemin bana el verdiği müddetçe ama beni anladıklarını sanmıyorum. Evet, yani oyunda çok az kişi olduğu için tayfa bulma şeyi oldukça zor. Tayfa rahat bir şekilde bulamıyor yani. Çok kişi de vazgeçmiş herhalde bu oyundan. Bakalım tayfa bulabilecek mi? Steampunk teması aslında benim hep ilgimi çekmiştir. Yani kanalda Dishonored da oynamak isterdim. Yani diğer Steampunk oyunlarını da denemek isterdim. Yani güzel bir tema ama oyun çok da yani über başarılı değil. Yani eğlenmek için belki Counter Strike alternatifi olarak farklı bir şeyler denemek istiyorsanız bunu oynayabilirsiniz. Bulacağım mı? Benim için rol fark etmez. Her şey olurum. Kaptan olmayayım yeter. Mekanik olayım. Göz ne? Göz ne şey? Aa evet. Kaptana ihtiyaçları varmış. Ben kaptan olmayacağım tabii ki. Ben mekanik veya silahşör olabilirim. Mekanik olalım. Veya silahşör seçebiliyor muyum? Seçemiyorum bak. Oyun halen daha bilmediğim şeyleri var. Bak değiştiremiyorum. Nedense neyse mekanik olalım. Aa silahşör. Evet silahşör oldum. 4'e 4 bir savaş olacak. Amaç ilk 5 kill alan oyunu kazanıyor. Bu adamlarla bir konuşmayı deneyeyim. Şu Pyramidon gemimizin ismi galiba. Hello. Hey guys. Notice mi senpai? Evet. Gevurlar hatta kaptanımız beni iplemiyor. Hello dedi kaptanımız. Herhalde mikrofonu yok. Takıma adamlar gelsin başlayalım. Çok uzun bir video olmayacak. Ya bir ya da iki maç atarım arkadaşlar. Ondan sonra çıkarım. Ve siz dediğim gibi oyun önerebilirsiniz. Havari tüzey falan diyor. I am fine diyor. Bakalım onu diyecek. Evet İngilizcemi geliştiriyorum. Omegle kullanıyorum. Hadi iki adam da it's my first match diyor. Evet arkadaşlar kaptan olmuşum. Geminin kaptanı benim ama ben kaptan olmak istemiyorum. I don't want to become captain Och. Abi illa kaptan olma. Ben
Tayfadan olmak istiyorum ya. Kaptan olursam yürütemem abi. A captain would be nice. You can become the captain. Oh, I don't want to be the captain. Kaptan olmak istemiyorum. Liderlik vasfın yok oğlum bir kere zaten. Ben sizin kaptanınız olarak katılacağım bu savaşa. Ben sizi şeyi yürüteceğim. Zaferi yürüteceğim. Bana güvenin. O gemiler benim sayemde ayakta kalacak. Aa, adam karşıya mı geçti? Ulan burada kaptanın olurum. Yani ben kaçışın yok. Ben her yerde senin kaptanınım kardeşim. Ben her yerde senin kaptanınım. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini. Where are you from? Harbi klasik Türk'üz ya. Yani o kimlikten şey yapamıyorum yani. Bakalım ne diyecek, nereliymiş. Did you play as attorney? Notice me senpai. 2-2 tamam. Ama 2-2 olmaz ya. Adam lazım abi, adam bulun lan. Bu nasıl bir oyun abi, adam bulunmuyor ya. Eşleşme olmuyor abi. Bak yine takımı değiştirmiş bu herif ya. Bak ben... Aa ben tek kaldım. Adamlar beni tek bırakmış abi. Abi çok yalnız hissediyorum. Benim takımımda neden kimse yok? Lütfen takımıma katılın ya. Lütfen ya. Üzülüyorum lan, üzülüyorum. Vote for Donald Trump. Hadi ya. Biriniz çıkın da bari bu takıma gireyim. Tek olmayayım lütfen ya. Lütfen abi. Lütfen. Ağlayacaksam oynamayayım ya. Hadi. Oley. Kaptan olmasam da olur. Önemli olan katılmak. Oley geliyorlar. Başlayacağız. Başlayacağız. Yaşasın. Azil gitti mi? Hii. Ace Attorney'e gitmiş ya. Bak o adamı seviyordum. Tanımadım ama sevdim yani. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bu kadar zor olmamalı. Hadi bir kişi daha, bir kişi daha. 185 oyuncu olmuş. Başlıyor lan. Adamlar az kişi başlıyor. Biz kazanacağız oley be. Yaşasın adaletsizlik. Ama sonradan galiba katılabiliyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz silahları alabiliyorsunuz. İsterseniz şey yapabiliyorsunuz, mekaniklik yapabiliyorsunuz. Kafanıza göre. Bak bu adam mesela silah almış. Ne yapıyorsun lan? Kafasına vurdu mu çocuğu? Kalk oradan, ben bineceğim. Ben bineceğim hadi. Tamir edeyim mi seni? Bozulmuşsun hadi. Al. Neyse tamam, şeylik yaratmayalım. Savaş başlamış. Nerede oğlum? Nereye ateş ediyorsunuz lan? Oradan in abi. Yukarı çık. Anasını satayım. Abi neden kaptanlık yapmıyorsunuz? Ben mi kaptanlık yapayım? Ben mi yapayım? Kaptanınız ben mi olayım? Bunu mu istiyorsunuz? RF ne yapıyormuş? Yukarı aşağı çıkamıyoruz mu? İn abi, benim kaptanlık neyime ya? Gel sen bin, sen daha iyi kaptansın. Ateş et ona, evet, evet, mükemmel. Patlat onu. 5 kill alırsak kazanıyoruz galiba. Güzel sür şu gemiyi lanet olası. Binalara mı ateş edeyim abi? Çabuk çabuk çabuk. Motorları tamir et.
Ay sizin süreceğiniz gemiye tüküreyim. Şey çarpıyor. Neden kimse yok abi şeyde ya? Kaptan sensin, ne yapıyorsun abi? Sen miço değilsin ki, git çalış lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir gemi sürmekten acizler ya. Yazık, sivilleri öldürüyoruz. Hadi abi. Kimseyi göremiyorum. Düşman gemisi çıkarttım benim önüme. Orada bir tane oç var. Patlat onu. Hadi şarjör dolsun. Ağzına tükürdün mü çocuğu? Abi bir bitmediniz lan. İyi ateş edemedim sanırım oraya. Neyse, gemiyi tamir edelim. Bak bak bak, her şey yalan olmuş. Çekil şuradan ya. Çekil, göstereyim mi? Bilmiyorsun galiba. Tamam, cooldown'un dolması gerekiyormuş. Nerede bu adamlar abicim? Yok. Oha, adamlar dibimizde oğlum, ne yapıyorsunuz? Çabuk patlatın şunu. Kaçıyor herif, kaçıyor kaçıyor. Bizim gemi ne yapıyor? Bizim gemi Allah'a emanet ya. Nişan alamıyorum. Yukarı yukarı, up lan, up up. Lan gemiyi batırdınız, gül gibi gemiyi batırdınız ya, gül gemi aferin, aferin size. Good job guys, good job. Vallahi yazıklar olsun ya, vallahi yazıklar olsun ya. Adamı kaptan diye seçiyoruz, adam gemiyi kullanmıyor daha ya. Çok mu narin o ellerin, çok mu şey? Şeye tutunamıyorsun, tekere tutunamıyorsun, adını da unuttum. Ellerini kirletmekten çekinmeyeceksin abicim. Kaptan, hadi kaptan ya. Yazıklar olsun senin gibi kaptana ya. Adamı bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Tuvalette misin? Ne yapıyorsun ya? Savaşı kaybedeceğiz. Hadi katıl şu şeye. Ben mi kaptan olayım? Olamıyor muyum? Hadi birader, hadi. Aferin. Silah ver bana, silah. Yukarı çıkalım, üst kata çıkalım. Lan bütün silahları da almışsınız ya. Neyse, gemiyi biraz dolaşalım. Aa bak, burası boş. Orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm, çık. Balonlara, silahlara ve motorlara karşıymış. Yok abi, adamlar yok. O tarafta. Ha, bizim adammış o. Bire iki bak, maviler kazanıyor. Ben kazanmak istiyorum bu sefer ya, hadi. Abi nereden damage aldık? Tamir et şunu. Yine ne oluyor abi? Yine ne oluyor? Ne var orada? Ne gördünüz? Ha? Tepemizde herif var da, bu bizim galiba, kırmızılı. Anasını sattığımın çocukları. Ne oluyor abi? Ne düştü? Bu bizden. Abi yanıyoruz, yanıyoruz. Lan koskoca gemi var ya, dur şuraları iyileştirelim bari. Her şey için bir şey iyi de yani, neyi kullanmamız... Oo, of abi ya, yuh ya, yuh ya. 24 saniye bekletiyorsunuz bir de ya. Araya almışlar abi bizi. John Paul gemisi ta gelecek, bizi kurtaracak anasını satayım. Nice job yani, gerçekten. Oh my god, you are naked now. Hadi kaptan, hadi.
Bu sefer kazanalım, bu sefer bir gemi patlatalım. Anasını sattımın çocuklar, hadi. İnsan gibi sürdürün şunu. Var mı? Görünürde bir şey var mı? Biri bizi ateş ediyor ama neyse, ben bunu kullanmayacağım. Orada beklemeye gerek yok. Bir şey göremiyorum. Geminin üst katları varmış lan benim oradan. Of 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 of. Pervane gitti, pervane gitti. Motor gitti abi, motor gitti. Şunu iyileştirin hemen. Kalkan da gitti. Tamam, çalışıyor. Kalkanı da halledelim. Üçe üç. Of of of, yanıyor bak, bir daha patlamayalım, söverim. Söverim. Tamir etmekten bıktım ya. Bu cooldown'da bunu. Biz nasıl yanmıyoruz? O da çok saçma olmuş yani. Alevler içinde gemi. Patlattınız mı onu? Helal olsun aslanlarım. Bak kazanabiliriz. Bu savaşı çevirebiliriz. 4'e 3 ya. Kaptan da şey yani, hem gemiyi tamir ediyor. Emektar adam. Ben üst katlara çıkayım ya. Bu silah da her yeri görüyormuş maşallah. Ben ateş edeceğim biraz, siz gemiyle ilgilenin. Kardeş burada bir şey yok. Şunu daha da tamir edelim. Gemi kendisine gelsin biraz, anasını satayım. Nerede o elemanlar? Göremiyorum ki. Oo! Döndür babacım, döndür. Döndür, döndür. Hay Allah kahretsin, hay Allah kahretsin. Aşağı inme, otomatik aşağı inme şey var mı? Yanıyor abi, gemi yanıyor anasını satayım. Kimsenin umrunda değil ya. Vallahi emeğimi hak etmiyorsunuz ama. Aferin, ateş edin. Kazandık. Pek de bir şey yapmadım ama sadece gemiyi tamir ettim. Güzeldi. Evet. Bizim harika takımımız. Bu da diğer takım. Şu eleman benim galiba. Neyse. Evet, XP falan alıyorsunuz. Achievement için falan uğraşıyorsunuz. Bunların rütbesini arttırıyorsunuz. Bir maç daha atalım. Rematch atalım. Son bir maç atıyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Bu sefer 3 tane gemimiz var. 7 kill alan takım kazanacak. Yani başlıyor, evet. Oyun daha da iyi olabilirmiş. Yani bir şey eksik oyunda. Onu hissettiriyor sizlere. Ya farklı bir şeyler falan eklenilebilirmiş. Oyun geliştirilebilirmiş ama ben bir eksiklik hissettim. Yani o eğlence duygusunu bazen veremiyor. Neyse, başlayalım bir kere daha. Aa, pasta. Bizim 3 gemimiz var. Rakip de 3 gemiyle herhalde. Rakipleri göremiyoruz. Neyse, harekete geçelim bakalım. Kaptanımız da var. Doğum günü partisi yapmışlar. Kaptan da erik gibi. Kulağına bir şeyler söyleyeyim mi? Büyüklerin karşısında bacak bacak üzerine atmak. Neyse tamam, bu kadar iğrençlik yeter. Ya hemen silahları almışsınız be birader. Orada bir salak mı gördüm? Turn left, turn left. Allah belanızı versin. Sanal gerçeklik gözlüğüyle bu oyun iyi oynanılabilir aslında. Var mı abi? Ne ona ateş edebiliyoruz, ne onu edebiliyoruz. Biraz daha dönsen belki ateş edeceğim ya. Ya ben ne yapabilirim bu noktada abi? İğrenç bir açı. Araya aldılar değil mi? Bizi yine araya aldılar.
Iskalıyoruz. Bu bizden. Sisler içinde bir gemi var. Ona saldırmaya çalışıyorum. Atabildiğim kadar. Geliyor vallahi geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bir kill almışız abi, bu maçı almalıyız yani. Döndüremiyorum ki. Biraz daha, biraz daha bekle. Oo, oo, tamir edin lan gemiyi, ben uğraşamam. Balonu patlat da gebersinler ya. Biraz daha bekle, bir posta daha bekle, bir posta daha bekle. Tüküreceğim suratınıza. İnşallah tamir edemezsiniz. Hadi bir posta daha. Şu gemiyi patlatayım. Aa, hayır, çok kötü açı. Çok kötü açı moruk. Hadi önüme gel, önüme gel bebeğim. Evet, adamın gagasına vurarak adamı şey yapacağız değil mi? Çabuk doldur doldur doldur. Patlat şerefsizi ya. Umarım patlatabiliriz. Bekle kardeş, bekle 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 bekle. Az bekle lan. Açı kötü abi, açı kötü. Bir gemi patladı, güzel. İyi gidiyoruz. Ben mekanik değilim moruk, ben silahçıyım. Ama arada tamir edebilirim yani isterseniz. Bizim adamı araya aldılar. Hadi önüme gel, önüme gel lanet olası. Takım işi aslında yani, kaptanın da düşünmesi lazım. Yani silahçılar nereden nasıl ateş eder? Tek başına olacak şey değil. Bekle, hadi önüme gel. Şarjör dolduruyorum. Halen daha adamı şey yapamıyorum. Hedef alamıyorum. Abi o taraf bana çok ters be. Evet, bu taraf olur ama. Çok kötü yönde tutuyorsun. Çok kötü yönde tutuyorsun ya. Çok kötü yönde tutuyorsun ya. Getir onu. Hayda. Kalkmıyor abi. Kafası kalkmıyor. Döndür 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 babacığım. Aa, bizim adammış, pardon. Bize de ateş ediyorsun. Manyak mısın lan? Lan bize ateş etti. Bizim adamımız mı bize ateş etti? Bir şey göremiyorum abi. Gazi olduk. Silah yalan oldu ya. Nerede bu herifler? Çık abi, ben böyle silah tüküreyim. Bu tarafta neler dönüyor? Bizim adamlar aldı. Bu da benden size hediye. Bak bak şerefsize bak, terör estiriyor oradan. Abi şu gemiyi bir kere de düzgün döndür. Gözünü sevdiğimin çocuğu ya. Al yerin dibine gir. Aşağı mı indiriyor bu bizi? Ne yapıyor? Diğer tarafta ne var? Üf, abi Fuat abi yanıyoruz. O silahla hiç uğraşamam. Tamir edin. Bütün silahlarımız yalan olmuş. Adam dibimizde ve vuramıyorum ya. Patlat şerefsizi. Bekle bekle bekle. Az bekle az bekle. Cooldown'dayım. Balonu patlat. Bak bak bak, köpek gibi ateş ediyor. Hadi patlatırız onu.
balonu falan her şeyi patlat abi. Oo aldık be, helal olsun gençler. 3 kill de alırsak tamam, bu maç bizim. Şunu tamir edelim. Silahlarımıza sahip çıkayım yani en azından. Güzel. Daha var mı? Aşağıda var. Göremiyorum ama saldırıyorum. Abicim neden dönüyorsun yine Mevlana gibi ya? Uzaklarda da bir şey gördüm ama. Bu noktadan bir şey olmaz. Bak 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 beyime bak beyime. Beyime bak beyime gel. Of abi ne döndün be, ne döndün be, fırıldak mısın be, fırıldak mısın ulan? Hangi yöne gideceğimi şaşırıyorum ya. Bizim adamı araya aldılar. Bizim adamı patlattılar gençler. 4'e 2 bak, kazanmasınlar, hep mis atıyorum. Bekle bekle. Ulan dönmüyor ki, dönmüyor ki, of. O adam dibimizden geçiyor köpek balığı gibi ya. Köpek balığı gibi dibimden geçti. Dur. Ulan yaktı adamlar. Benim yangın söndürme şeyim yok. Yanıyoruz ama olsun. Önüme gel, seni tanımak istiyorum yiğidim. 4'e 2 abi, bu maçı çevirmemiz lazım. Of 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 of. Hadi hadi bak, patlayacağız, patlamak istemiyorum. Al abi onu, alırız. Patlayacağım mı, polis mi çağırayım? Birisi ateş söndürdü, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Açıyı biraz daha güzel ayarlarsan, gel 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 kara olan gel. Nasıl vuramadık abi onu? Ooo, o ne damage'dir, o ne damage'dir. Ulan analar neler doğurmuş lan. Dönemiyorum. Diğer tarafa gidiyorum, umurumda değilsiniz. Git tamir et lan işinle. Kapitalizm böyle işliyor. Abi gemi kaşar oldu. Başka da yukarıda silah falan vardı, hiç onlara çıkamam yukarıda aşağıda, bak ben buna biniyorum. Döndür döndür döndür, biraz daha döndür. Bekle bekle, sen bekle. Abi iki tane adam var, ne yapıyorsunuz, yürek mi yediniz? Kalk lan orada. Patlat şunu. 5'e 2 ya. Hadi 2 kill de almamız lazım. Bizim elemanlar da saldırıyor onu ama. Yine gitti abi. Yine görüşümden gitti. Az dön. Hadi mükemmelsin bebeğim. Hadi. Bak şu aksiyonu yaşatması güzel oyunun bize. Ama bazı yerleri sönük kalıyor yani. Ne bileyim, bir takım bir şeyler ekleyebilirlermiş. Tabii oyun yapımcısı değilim ama. Aferin çevir. Selamünaleyküm. Bizim adam da bunu ateş ediyor. Bence bunu patlatırız. Arayı aldık. Hadi Junker geber. Karşı takım acaba botlarla mı dolu, bizim gibi gerçek oyuncular? Bence gerçek oyuncular vardır. Yine ateş edemiyorum. Of. Kaçma lan, kaçma lan. Yanıyorum, yanıyorum gençler, yanıyorum. Samanyolu'ndaki adamlar beni yakıyor, yeşilli adamlar. Hadi hadi hadi. Gemi gitti bence, söyleyeyim mi? Size söyleyeyim mi? Gemi gitti arkadaşlar. Neyse bunu tamir edelim de. Yalan oldu çünkü bütün silah. Bak bak adam nasıl yardırıyor, hiç acımıyor. Yan lan buraya. Dönemiyorum gençler.
tarafta bir şey var mı? Bu tarafta bir şey yok. O silahı yalan ettiniz be oğlum. O silahı yalan ettiniz. Bence adamların da bizim de canımız olmalı. Bravo. Tekrardan doğacağız bakalım. İki kill daha lazım. Yani bir kere öldük. Şu ana kadar gemi bir kere patladı. Sıkıntı yok. 6'ya 3 zaten. Bir kere daha elemanları patlatırsak tamamdır. Başlangıç noktasında tekrardan doğacağız şimdi. Kaptan hadi. Kazandık. Evet, bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi oyunun... Tamam. Oyundan bahsetmek gerekirse arkadaşlar, zaman geçirmek için güzel bir oyuna benzeyebilir ama daha iyi alternatifleri kesinlikle var. 18 lira vermeye değer mi? Bence değmez. İndirime girdiğinde falan alınabilir. Oyunun ölü bir kitlesi var arkadaşlar. Canlı bir kitlesi yok ne yazık ki. Onun dışında bize 3 tane rol vermişler. Bu roller arttırılabilir. Oyundaki amaçlar arttırılabilir. Mekanik elimizdeki şeyler falan arttırılabilir. Onun dışında bazen oyun monoton ilerlerken bazen aniden dalgalanıyor böyle. Fena oyun değil. Tavsiye eder miyim? Eğer çok ilginizi çektiyse ve steampunk temasını seviyorsanız oynayabilirsiniz. Benden çok olumlu ya da olumsuz bir oy almadı. Nötr oy veriyorum. Ama tabii ki ben bu oyunu bilgisayarımdan silecektim. Silmeden önce de bir kanala çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben nötrüm. Daha denilecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Eğer bana oyun tavsiyesi verebilirseniz PlayStation 3 olabilir, işte Game Boy olabilir, Nintendo DS olabilir, Nintendo 3DS olabilir ve özellikle bilgisayar olabilir veya retro oyunlar olmaz çünkü o nostalji reyonuna giriyor. Düzgün oyunlar söylerseniz onları deneyebilirim, test edebilirim. Tabii ekonomik durumumun el verdiği müddetçe. Daha da denilecek bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu, oyunu beğenmişsinizdir. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Artık Büyüteci'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakın sevgili Feygocular.